Fazlı'yı gördün mü? Görmedim Dünür. Ben de sana Hasan'ı soracaktım. Ortalıkta görünmeyin. Hasan'ı görmedim. Fevzi de yukarıda horul horul uyuyor. Da Ziya'yı bulamadım. Ziya'yı niye merak ediyorsun Dünür'üm? Delikanlı çocuktur. Aklını esmiştir, gezip dolaşıyordur. Ula onda akıl mı var ki esin? Zekasız. Bir şırıbın formülünü ezberleyemedi de Hasan'a mühtaç etti bizi. Vallahi doğru diyorsun Dünür'üm. Muhtaç oldu ki hem de nasıl? Karşıma geçip de demeyeyim. Sakine bana çay yap, Sakine bana yemek getir. Kan tepeme sütsüyor. Boşver onu, boşver Dünür'üm. Hadi biz dükkana gidelim, bir an önce açalım yoksa yetiştiremeyeceğiz Hamsi Burcu. Bulaşıklarım az kaldı. Ya gördün değil mi nasıl muma çevirdim onları? Yani çok takdir ediyorum seni Aslan amca, yani gıptayla bakıyorum sana ya. Hamsi kuyruğundan tutulmaz uşağı. Nerede, ne zaman, ne yapacağını bilmen lazım. Ayrıca da çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bu kadar ders yeter, bana müsaade. Nereye? Benim yalnız kalıp bazı planlar, projeler üzerinde itinayla çalışmam icap edeyim. Tamam, beraber çalışalım itinayla projeler üstünde. Olmaz, olmaz yavru çekirge. Ben yalnız çalışırım. Ayrıca bu ikimize yolduk, lütfen peşimi bırakınız. Ya Hasan amca, hani beraber çalışacaktık, paraya para demeyecektik ya. Ama Ziya, uşağım hani iş güç? Ben seni nerede taşıyayım Ziya? Ya Hasan amca var ya, bu senin yaptığın insanlığa sığmaz ya, ayıp ya. Ya şair-i azam ne demiş? Artuk demir almak günü gelmiş sezamında. Meçhule giden bir gemi kalkayı havlimanda. Hadi bana müsaade. Ha içine tükürüyor ya lan Ziya. Lan kahpe kadar gene ördün ağlarını üstüme üstüme. Oğlum aşk acısını. Aşığım ne var? Sen aşık olamazsın. Yok ya, neden olamazmışım? Çünkü sen zekasızsın. Bana zekasız deme. Çok kötü olacak ha. Anam peri. Hani nerede? Bak şurada. Köşeye döndü. Yavaşsın oğlum yavaş. Zekasız işte. Söylüyorum ama anlamıyor. Senin için. Beş köpekli ev var ya. Aa, oradan mı aldın? Köpeklerden korkmadın mı? Kaç kişi ısırdı onlar? Biraz zor oldu ama başardım. Senin için çiğ köpek bile yerim ben. Çok tatlısın. Öyleyimdir. Soner nerede? Ne oldu? Soner çok hasta. Doktorlar fazla yaşamaz dedi. Ay yazık. Çöplerden yemek yiyor zekasız. Kaç kere yeme dedim ama dinlemedi. Mikrop kapmış. İnsan bir bitki insan var ya. Dur lan, sen alıverim ha. Tavuk mu dönüyor lan sen? Şimdi bittin oğlum sen. Yapma, hasta o. Ne hastası? Senin aşk hastası olduğunu söyledim. He doğru, çok hastayım ben. Geçmiş olsun. Sağ ol. Üzülme Emi. Yok, ben çok mutluyum. Tabakçı yani. Al sana tabak. Al sana. Al sana tabak. Bitti. İstemiyorum ya. Yeni bir iş lazım bana. Yeni bir aşk. Bir kürek lazım şimdi bana. Bir lodos lazım. Zula'da birkaç şişe yakut. Yer gök kırmızı. Söverim gelmişine geçmişine. Çok acil tabaka lazım Ziya. Ziya odalı. Böyle keder gördüm anlatayım ya. Sen ne diyorsun ben anlamadım. Yani niye kırdın bu tabakaları? Ya benim kalbim kırılmış ya. Geberiyorum. Kim takar tabakaları, tabakçıları, tabukları? Delirmişsin sen. Gelecek Emine kıracak senin kafayı. Kim gelirse gelsin ya. Nereye kaldı lan tabaklar? Abla şuraları toparlayalım, gel yardım. Bir yardım et bana. Ay hocam nereye böyle? Geziyorum öyle, dolaşıyorum. Sevda Hanım'la değil mi hocam? Ne güzel. Yani şu İstanbul çukuru seni de baştan çıkardı ya. Bana bak Hasan Efendi, senin ağzından çıkanı kulağın duyayım. Ne var hocam bunda, ne güzelsin ya. Sen de bir insansın nihayetinde.
Seve Cesun, sevile Cesun. Kes ola kes, yeter kes. Zaten canım sıtkın. Konak elden gitti. Nasıl konak elden gitti? Duydun işte de konak elden gitti. Uçtum. Ne demek konak elden gitti? Ne diyorsun sen ya? Tamam dün de doğru dürüst saydın mı la? İki defa saydım da. Sen bir daha say. Allah'ın hakkı üstün. Hadi. Dün diyorum ha bir eksik ha bir fazla. Ne uğraşıyorsun da boş ver. Ulan sakine. Hiç anlamazsın değil mi? Ne ticaretten, ne ekonomiden. Sen sanki anlaysın. Anlıyorum tabii. Benim koskoca fabrikam var. Vardı eskiden. E ne var şimdi de dükkanım var. Dükkanın. Bir yönle. Ulan duydunuz mu ulanları ne olmuş? Ne oldu da? Konak gitti. Bitti konak. Yandı kül oldu. Bitti yediler konağı içtiler. Konak bitti faryap yok. Mahvolduk. Sen bir nefes al Hasan anlamıyor hiç ne dedi. Ya abini diye bir zizir yok muydu? Feraye Hanım'ın zabazingosu. Karga gibi bir adam. Vardı biliyoruz. Ha işte o adam Feraye Hanım'dan 200.000 lira borç almış. Ondan sonra da sırra kadem basmış. Feraye Hanım hava parayı nereden bulmuş diye soracaksınız şimdi. Ulan sormayacak mısınız? Ulan sıkacağım uçlarını anlat da. Pangadan gredi almış. Peki bu nasıl yapmış diye soracaksınız. Hemen diyeyim onu. Konağa ipotek etmiş.